Sayın izleyen, bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririz. GTA 6 çıkışı için bir tarih aralığı öğrendik. Şahane gözüken bir aksiyon oyunu. GTA 6 falan diyorsun, kafayı yersin. Oyun dünyasının çok tartışılan konularını beraber bir irdeleyelim. İlk konumuz GTA 6. Bir yerde GTA 6 varsa hep ilk konu olur. Her hafta yeni bir söylentisi çıkan oyun olduğu için gündemden inmek bilmiyor kendisi. Ama bu kez bir söylenti haberi yok ortada. Aslında resmi bir duyuru var bile diyebiliriz. GTA Allah 6'yı Allah. yapan firma Rockstar. Rockstar'ın bağlı olduğu firma da Take-Two. Rockstar mı, Rockstar mı peki? Bu bilgi niye önemli? Şaka yapıyorum bu arada. Geçtiğimiz hafta yaptığı bir sunumda şirketin ekonomik verilerine dair bir ışık tuttu. Ve kendi ekonomileri adına gelecek beklentilerini açıkça belirttiler. Ve bu beklentiye göre de 2025 mali yılı onlar için çok karlı geçecek. Neden? Çünkü o süre içerisinde büyük ses getirecek, sektörün standartlarını yükseltecek yeni oyunlarını çıkaracaklarmış kendileri. Söylediler vallahi açıkça. Şirketi 8 milyar dolara aşacak bir gelir elde etmesini öngördüklerini belirttiler. Tabii hisseleri falan yükseldi bunları deyince. Aferin onlara. Ama oyuncu olarak bizi ilgilendiren kısım bu. Bu nasıl olacak? Tabii ki de GTA 6 çıkınca. Yani bundan daha büyük bir oyun yok ellerinin altında. Büyük ses getirecek oyun bu. Bir de başka bir mobil oyun çıkıyormuş böyle. GTA 6 dedi, mobil oyun çıkıyormuş. GTA 6 RP, Saruhan RP, Limon Tayfa. Standartlarını yeniden... Bence ben Rockstar'ın yerinde olsam, bak, milyon dolarlık bir fikir vereceğim. Rockstar hani GTA 5'i tekrar diriltti ya, RP serverları falan. Onu entegre ederim ya. Rockstar online kısmı yani. GTA'nın online kısmını ona entegre ederim. Hani o Rockstar olarak ben entegre ederim. Ben para kazanırım o işten. Fırlatacak iş bu. Belli ki GTA 6 o tarihte çıkacak. Ne demişlerdi? 2025 mali yıl Tabii içerisinde. bu %100 GTA 6 çıkacak değil. Belki de başka bir şey plan var. Hani anladın mı? Genelde hani GTA 6 olma olasılığı yüksek ama başka bir şey de olabilir. Çok beklenme, böyle Bitcoin falan, coin de çıkarabilirler yani. Şimdi mali yıl dediğim şey Her direkt şey demek 2025 yılının çünkü. kendisi değil. Şirketlerin mali yıl aralığı direkt olarak takvim yılı gibi çalışmıyor. 2025 mali yıl aralığı eşittir 1 Nisan 2004 ile 31 Mart 2025 arasındaki dönem. İşte GTA 6 için hedeflenen çıkış tarihi aralığı bu. Git 1 Nisan 2024, 31 Mart 2025, daha var ya. Daha var. Oğlum zaten GTA'nın kendi serverları var. GTA'nın kendi serverları var zaten. Benim GTA'nın entegre olması dediğim, mesela Counter Strike'da custom lobby açabiliyorsun ya. Kendin bir server açabiliyorsun ya, bir IP üzerinden. Ama şu an CS:GO'da da mesela kendilerinin hazırladığı oyun şeklinde, mesela Deathmatch olur. İşte 5v5 olur. Şey, 16 olan kazanır falan gibi normal klasik şeylere açıldığı serverları var. Mesela kendi açmış, entegre etmiş. CS6'da öyle değildi mesela. 1.6'da. Gittikçe adım adım oyunun ne zaman çıkacağına dair daha fazla veri elimizde oluyor ama bir türlü o final tarihini öğrenemiyoruz. Valla ben hala da oyunun en başta duyurulacağı tarihte çıkmayacağını, erteleneceğini düşünüyorum. Hatta 2025 sonbaharda bile çıkabilir gibi geliyor bana. Ama gelin bir tahmin yapmaya çalışalım. Şimdi bu aralık arasında Rockstar'ın çıkabileceği bence 3 ay var. 2024 Mayıs, 2024 Ekim, 2024 Kasım. Genelde firmalar bu tarihlerde çıkmaya çalışıyorlar. Nisan'da da çıkan olabiliyor ama genelde bu 3 tarih yoğun geçebiliyor. Bana sorarsanız Rockstar ilk olarak bu 3 aydan birinde çıkacağız diye duyuracak oyunu. Fakat sonrasında o tarih yaklaşınca O oyun... zaman bu sene fragman gösterirler. Madem 2024, bu sene var mı bilmiyorum yaklaşan bir şey, ama bu sene fragman görürüz. 2025 Mayıs'a doğru kaymaya başlayacak. Sonrasında bir daha ertelenerek 2025 sonbahara gidecek gibi hissediyorum yani. Tahmin ettikleri tarihin ilerisine çıkacaklar gibi geliyor bana. Ama illa ki biz bu tarih aralığını tutturacağız diyorlarsa, ki tutturmaları önemli. Borsadaki değerleri ona göre belli oluyor, hisse birim fiyatları ona göre düzenleniyor falan. Bu öngörüler önemli şeyler. O yüzden bir şekilde ne yapıp ne edip 31 Mart 2025'ten öncesine paketlemeye çalışabilirler. Uncharted'daki Bu gözle karakter değil mi bakarsak lan da bu? 2023 yılında bir duyuru gelmesi çok anormal değil. Yani beklenilebilecek bir şey. Bu yaz aylarında görebiliriz belki duyurusunu. Belki 2023 sonbaharda görebiliriz. Yani bir heyecan yaptırdı bak. Hani duyuru kısmına gerçekten az kaldı, o belli. Duyurular başlıyor. Bu arada bu videomuzun sponsoru Game Garage'ın bu RTX 4000 serisine sahip sistemi. Videonun ilerleyen... RTX, ah lan. Ah lan, bir nasip, bir manifesting yapamadık şunu ya. Ben de bilgisayar istiyordum da. Kısımlarında buna da değineceğiz. Duyurular başlıyor. GTA Neydi 6'da öyle? duyuru dedik, aslında önemli bir etkinlik var, ondan bahsetmek lazım. PlayStation uzun aradan sonra... Harbiden benim izlediğim şeylere göre reklam geldi.
Sonra sanırsam 2 yılın ardından ilk kez bir sunum yapacak. 1 saati aşkın sürecek bu sunumda da yeni oyun. Ve bu sunumda Elden Ring ile ilgili bir şey gösterecekler ya da From Software'in yeni oyunu Bloodborne PC'ye gelebilir falan tarzı bilgiler var. Insight bilgiler var. Bunu da burada satıyorum. Bunlarını gösterecekler. Açıkçası PlayStation elinde gerçekten göstereceği ciddi bir şey yoksa pek sunum yapma olayına girmiyor. State of Play PlayStation Pro çıkar. Bak söyleyeyim PlayStation 5 Pro çıkar. Şey uydurdular. İşte yaz bunları. Oyunlarını gösterip geçiyorlar. Bu State of Play'de çok sunum diyemiyoruz açıkçası. Ama bu kez yapacakları şey uzun bir sunum. Bu da heyecan verici mevzu. Çünkü 2 yıldan beri diyorum bak yapmıyorlar. Tabii biz burada ne görebiliriz? Şimdi GTA 6 diyenleriniz olacaktır. Bence bu çok çok düşük bir ihtimal. Olması O zaman bunu canlı yayında izleyelim mi beraber ya? İmkansız diyemem elbet olabilir. Ben daha yeni aldım Game Garage'dan 18K'ya. Ne aldın Lucifer? Hakkım helal değil lan falan. Anlaşma yapılmış olabilir, bir şey olabilir. Okey ama şaka yapıyorum. Yani. Biz gerçekçi. Ben bu arada gidelim. Çorabımı giyebilir miyim? Spider-Man 2 kesin gösterirler. Çünkü bu sene çıkması bekleniyor. Bir oynanış videosu falan görürüz artık. Last of Us'ın multiplayer oyunu da bence kesin gösterilecektir. Bunun da büyük bir şey olacağı söylenmişti. En az Last of Us Part 2 kadar geniş büyük bir oyun olacak denmişti. Online için süper heyecanlı değilim ama Last of Us'a da geçen bir şey sonuçta yani her türlü takip ederim. Bir başka kesin göreceğimizi düşündüğüm oyun da Death Stranding 2 olacaktır. Zaten Kojima şimdiden bir şeyler tweetlemeye başlamış. Buna da o yüzden çok kesin gözüyle bakıyorum yani. Death Stranding 2 mi? Arkadaşlar gibi geliyor. Bunların yanında daha önce gördüğümüz Death Stranding'i ben sevemedim herhalde ya. Death Stranding'i. Ayaklarını da göster. Bakalım atıyorum listeyi DC. Hangi listeyi ya? Ha aldın. Game Garage bu arada şey mi? At. Güvenilir mi Game Garage? Yani Enis abim aldıysa alın. Çorap bir. Çünkü 10 lira attı birisi çorabı çıkar diye. Çorabı çıkar. Çorap iki. Norman Reedus okey de yani görürüz. Final Fantasy 16 gibi, Mortal Kombat 1 gibi. Evet, Mortal Kombat 1 diye bir oyun geliyor abi. Yeni Mortal Kombat oyunu. Seriye reboot atmışlar. Sıfırlıyorlar mı? O yüzden sıfırdan başlayacaklar yani. Ama remake değil yani, yeni bir şey olacak. Bunun da ilk oynanış videosu gösterilebilir. Bu da gerçekçi bir. Oğlum ben piyasadan o kadar uzaklaşmışım ki anasını satayım. Ha Valorant'la ilgili ne var Enis abi ha? Abi LoL'e yeni hero geliyor mu? Tahmin. Bunların yanında Banco 3-5 VR oyunu çıkacaktır zaten söylediler göstereceğiz diye. Ama iddialı bir söylentim var burada. Half-Life Alyx'in PlayStation VR'a geleceği konuşuluyor. Bu yani olabilir mi? Olabilir. Başka. Bu arada çok oynayan herkes buna çok iyi oyun diyor. Ben de sistem olmadığı için yani oynayacak sistem bunu derken ne oluyor? Vinicius Junior, hoş geldin. Severiz. VR dışında ne oyun görürüz derseniz Project Awakening isimli oyunu görebiliriz. Çünkü kendileri Twitter'dan bu olaya böyle bir atıfta bulunan bir şey paylaşmışlar. Ya bu oyun duyurulalı bayağı bir zaman geçti. Üzerine bir şey de konuşulmadı. Bakalım ne çıkaracaklar. Merak ediyorum. Bu neydi lan? Keyifle izlerim. Şu ana kadar bahsettiğim oyunlar yüksek ihtimalle göreceğimiz oyunlar. Ama bundan sonra bahsedeceğim oyunlar biraz söylenti oyunlar. Mesela Silent Hill 2'nin adı geçiyor. Yani bu da gösterilecekmiş deniliyor ama hani bir sunumda hem Death Stranding 2 hem de Silent Hill 2 tanıtımı yapılacaksa enteresan olabilir. Çünkü son baktığımızda abi iki oyun da yapılmış birbiriyle kavgalıydı. Kojima'nın çok dert edeceğini zannetmiyorum da Konami böyle şeylere takılan bir firma o yüzden bu topa girmeyebilir. Daha büyük bir başka söylendikse uzun zamandır dedikodusu dönen Metal Gear Solid 3 Remake. Bunun da gösterileceği söyleniyor. Şimdi bu oyun gösterilmiyor mu bunu bilmiyoruz ama söylentisi ciddi bir zamandır dönüyor. Ve mantıklı bir şekilde bak fena oynanır. Bu zamanda bir yapılıyor olması çok olası geliyor. Ya ben Konami olsam bugün evet direkt bir şirket olsam ben yani start vereceğim ilk proje net bu olurdu. Çünkü inanılmaz güvenli bir iş yani. Hani böyle sıçıp sıvamazsan affedersin banko satarsın. Bir de hayranların sana olan nefreti kırılır. Zaten herkes sana bir kızgın Metal Gear Solid konusunda. Bunu yaparsan kimse sana küfür etmez oturup alkışlar. Bu 1'i 2'yi 3'ü falan remake yapsalar çok güzel olur. Metal Gear Survive gibi bir garabeti yaptığında aldığın küfürleri hatırlıyorsun herhalde yani çok gereksiz bir projeydi. Şu anda devir remake yapma devri. Senin de elinde bu kadar güçlü marka varken bundan faydalanamamak ticari olarak çok büyük kayıp ya. Saçmalık lan. Şimdi Silent Hill 2 remake yapıyorsan benim tahminimce sen de bu remake rüzgarını görüyorsun ve buraya girmek istiyorsun. O yüzden de Metal Gear Solid 3 remake de çok mantıklı yani. Onu da yapmış olabilirler, yapıyor olabilirler. Üçüncü oyun olması biraz garip gelebilir ama zaman çizelgesi anlamında aslında hikayenin başını anlatıyor. Ondan sonra ver elini Metal Gear Solid 1 remake, 2 remake, 4 remake hepsini yaparsın valla. Bak Capcom'a Resident Evil'ları çatır çatır yeniden yapıyor ya. Bu arada bu söylentilere ben de... Bence de. En temizi. Oynanır da. İnanıyorum yani. Oynanır da çünkü o... Oyunları kaçıran ben de oyunları kaçırdım ama ne kadar iyi bir seri olduğunu biliyorum. Hakkında videoları izledim, makaleler okudum. Ha, Salex'im hoş geldin. Mantıklı geliyor ama işin içinde Konami olduğu zaman da çok mantığımı devreye sokamıyorum bazen. Çünkü yeni gamerlar oynarlar çok yani. Çok alakasız işler de yapabiliyorlar. Bunu niye yaptılar ki falan dediğin. O yüzden %100 emin değilim ama yapılıyorsa ve sürpriz olarak gösterilirse ortalığı yıkar geçer. Bedocum hoş geldin dostum. Şimdi gelecek diyorlar bunun dışında. Bana çok düşük ihtimal geliyor yani. Buna hiç inanmıyorum açıkçası. God of War'un yapımcılarından yeni bir oyun gelecek diyorlar. Bunu da pek zannetmiyorum göstereceklerini. En iyi ihtimalle logosu gösterilir bence. Bir şey yaptıklarını biliyoruz bu arada. Resmi olarak söylemeseler bile yani net belli. Hatta proje
projenin başında da God of War 2018 yapan Cory Bardock var. Boştan da heyecan verici. Yepyeni bir marka yapılacak deniliyor. Bir devam oyunu falan değil. Ama bu sunumda göstermezler bence. Çünkü asıl üzerine durmak istedikleri başka oyunlar var. Onlara odaklanırlar. Çok büyük gaza gelmeden izlemeye çalışacağım. Çünkü genelde böyle her etkinlik öncesinde abi, özellikle böyle büyük etkinlikler öncesinde insanlar uçup kaçıyor. Söylentiler böyle havada uçuyor yani. Yok Resident Evil 10 gösterilecek de, yok Silent Hill 5 gösterilecek, yok Metal Gear Solid 7 gösterilecek. Oradan şu gelecek, buradan bir acaba ya. Oha ya. Ya bu şaşmaz bir şeydir. Her sunum öncesi ben böyle bir Hocam Bloodborne'a değinecek miyiz ya? Yani muhakkak 10 farklı yerden görürüm. Kaynak da belli değil. From Software ne yapıyor? Kaynak, birileri bir şey yapar, paylaşır falan. Hiç de tuttuğunu görmedim bu arada. O yüzden... Senin gibi torrentçiler olmasa oyun firmaları kazanacak. Kazanacak da senin gibiler yüzünden Ubisoft batıyor. Ubisoft batıyor muymuş lan? Batsın. RTX 4070 Ti ve Ryzen 7700 uyar mı abi? Darboğaz yapmaz değil mi? Yapmaz Salek'cim, manyak mısın ya? Bu arada benimle ilgili şey yapmak istiyorsan dostum, yani bana atıfta bulunarak hani bak İmran abi diye yazıyorsan gerçekten kalbim kırılır. Onu da söyleyeyim. Yani ben hayallerini kurduğum şeyleri sen al, üstüne de şey yap ama abi sana alayım deme. Ben de size az önce saydığım oyunların %70'ini görür müyüz onlar? Falan böyle suç duyuyorum seni yani. Ben bile emin değilim. Sunum bu arada 24 Mayıs tarihinde olacak sanırsam, Türkiye saatiyle 11'e denk geliyor olması lazım. Ben o sunumda izleyemeyiz ki. Türkiye'de yolda olabilirim belki. O yüzden bir canlı yayın yapma şansım olmayabilir. Ama sunum bittiği gibi hemen üzerine videosunu da hazırlayıp sizlere sunarım ne olduğunu bitti diye. Şahane gözüken bir aksiyon oyunu. Lords of the Fallen. Gelelim yeni gösterilen bir oyuna. Hayır, bunu listeme aldım abi. Bunu listeme aldım. Bu oyun mükemmel gözüküyor. Unreal Engine 5'in etinden sütünden yararlanmışlar. Bir de gameplay'i Souls-like olduğu için, yani From Software tarzı dövüş mekaniği olduğu için hani dodge yap, şey yap, böyle bosslar var, mekanikleri var bossların falan fişman. Gameplay de öyle olursa, işte harita yok, chart yok, curt yok, ne yapacağım belli değil, hikayeyi kendin takip ediyorsun falan fişman olayı da varsa bu oyun oynanır. Ama erken erişimde belki bu serinin ilk oyunu da Dark Souls'a çok benziyordu. Bu hani hatta PlayStation 4'ün çıkışında mı vardı oyun? Hatırlıyor musunuz o Fallen oyununu? İğrenç bir oyundu. Çok kötü bir oyundu. Bir iki ay sonra böyle PS Plus'a falan gelmişti. Hani öyle bir şey de olmaz sanırım diye düşünüyorum. İnşallah yani. Normalde 2014 yılında çıkmış bir yapım bu aslında ve piyasadaki ilk Souls benzeri oyunlardan biri kendisi. Ama maalesef oynanış tarafında çok iyi işler başaramadığı için gazı çabuk sönen bir yapım olmuştu, unutulmuştu, girmişti. Şimdi, evet bak, The Lords of the Fallen ya, söylemiş Enis abi. Bilse nedendir tam bilinmez ama yine aynı isimle yepyeni bir oyun geliyor. Yani abi, reboot atmış. Acil yardımın lazım. Lütfen herkese yayalım. Sinan Oğan için omurga nakli yapılacak. Ameliyat için bağış topluyoruz. Pamuk eller cebe. Dostum siyasetini gidiyorsun, başka kanallarda yapıyorsun, tamam mı? Doğru kararı verdi Sinan Oğan doktor. Seriye. Seri diyorum, seri de değil aslında bu. Tarzine Souls var ya, hatta bu sefer biraz Elden Ring var da diyebilirim. O Millennium'dan çok benzemiyor mu tipi? Acayip benziyor. Tabii bu oyuna bakarken bir devam oyunu gibi bakmayın yani, dediğim gibi. Reboot, bu yüzden de 2014 versiyonunda hiç alakası yok. Ki bu güzel. Berserk göndermesi falan da var yani. Güzel yani, olmasın zaten. Bu oyunu ilk kez görmedik bu arada. Daha önce duyurdular ama bu ilk oynanış videosu anı aslında. Detaylıca ilk kez gördük oyunu. Ve açık söylüyorum, ben çok beğendim. Ben ilk görümden beri bunu... Ben de çok beğendim. Ayrıca bir dikkatle merak ediyordum. Hatta diyordu insanlar bana, niye bunu merak ediyorsun lan, ne var bunda diye. Bir şey yok, o yüzden merak ediyorum zaten. Yani çünkü çok saçma bir hikayesi var yani. Hani çok tutmamış bir marka var. Onun devam oyunu değil bu yani. Ve ya bana bazı şeyler tek demo gibi geliyor. Yani bak diyor, teknoloji demosu var abi. Yani mesela Fortnite'da nasıl Unreal Engine için tek demo kalıyor ya. Yani teknoloji demosu. Oynanabilir ufak bir şey veriyor mesela. PlayStation alanlar varsa aranızda zenginler. PlayStation aldığın zaman da böyle garip grup oyun oluyor ya ilk açtığında, hani neyin ne olduğunu gösteriyor sana falan. Bunlar teknoloji demesi oluyor. Evet. Başka bir şey getiriyorsun ya, bu çok garip bir hikaye. O yüzden merak edip bakmıştım. İyi ki de bakmışım. Bayağı nefis gözüküyor videosu ya. Bir de çok enteresan bir şey, tabii siz müziği duyamıyorsunuz ama fragmanda kullandıkları müzik de bildiğim metal müziklerden oluşuyor. İlk fragmanda da öyleydi, bunda da öyle. Iron Maiden'dan Fear of the Dark kullanmışlar. Oyunun içerisinde de böyle müzik mi olacak acaba, yoksa başka tarzda mı gidecekler, merak ettim. Çünkü otomatik olarak Souls benzeri oyunlarda böyle bir orkestrasal müzikler oluyor ya, daha böyle karanlık, kasvet veren. Ama burada ise cayır cayır metal müzik çalıyor yani. Bu arada oynayış videosu acayip Elden Ring havası veriyor dedim. Temposu da büyük ihtimalle Elden Ring gibi olmuş. Yani hızlanmış temposu. 2014 versiyonunda dövüşler çok ağırdı. Ana karakterin hareketleri çok ağırdı, düşmanların hareketleri çok ağırdı. Bu sefer derslerine çok iyi çalışmışlar gibi geldi bana. Abi baksana, yani birisi Dark Souls oynamış ekipten biri. Aa demiş, bunu biz niye yapmıyoruz? Yapmışlar böyle. Oyun bir açık dünya mı olacak, yoksa hani böyle bölüm bölüm? Oyun konusunda Japonlar iyi ya. Kim ne derse desin Japonlar iyi oyun konusunda.
simülediğimiz bir yapımı sunacak onu tam bilmiyorum. Kendi tanımlamaları şu şekilde. İki tane paralel dünya var diyorlar. Bu dünyalardan biri yaşayanların dünyası, diğeri ölülerin dünyası. Burada takılacaksınız diyorlar. Ama bu dünyalar keşfe mi açık olacak, yani açık dünya gibi, yoksa böyle bölüm bölüm dünyalar mı, onu bilmiyoruz. Oyuna girerken de 9 adet farklı sınıftan bir karakter seçeceğiz ve onunla oynatılacağız. Tabii bu karakter 9 tane geliştirebileceğiz. Bunun dışında çok bir şey yok zaten yani detay olarak. Souls mantığı işte abi. Zorluk konusunda 3 aşağı 5 yukarı ne göreceğinizi biliyorsunuz. Benim tek temennim şu Souls benzeri oyunlarda görmekten bıktığım save olayı. Yani From Software Souls oyunlarını yapan firma böyle şu save olayındaki takıntısını bıraktı. Hatta bırakalı 3 oyun oldu neredeyse. Ama Souls benzeri oyunlar hala devam ediyor bu işi yapmaya ya. Bahsettiğim şey ölünce 150 km geriden başlama olayı. Bazı oyunlar hala boss'tan önce save koymazlar. Bazıları save noktaları arasında böyle dağlar kadar fark açar. O farkı kapatmak için koş koş git git. Elden Ring'de çok tatlıydı ya save olayı. Yani o olayı counterlamak için bir sürü şey yapmışlar. State of Marika falan vardı. Onlara da gidebiliyordun. Çoğu, yani bir iki boss'ta sadece yürümen gerekiyordu. Çünkü ben tüm boss'ları öldürdüğüm için oyunda Elden Ring'de sadece bir iki boss'ta yürümen gerekiyor. Biraz uzun, hafif yürümen gerekiyor. Biraz counterlamışlar o olayı. Yani o olay bence tatlı olmuş, iyi olmuş. Çünkü eskiden mesela Demon's Souls oynardık. Demon's Souls'da ölüyorsun, bölümün başına gidiyorsun neredeyse. Anladın mı? Yani anlatabiliyor muyum dostum yani? Biraz şey, bu save mantığı Souls oyunlarında, yani From Software'in oyunlarında öldüğün zaman bir bonfire check ettin, checkpoint sistemi var. Checkpoint'e geri dönüyorsun. Mesela atıyorum gittin. Bir saat boyunca gittin. Checkpoint yok, bir şey yok. Bir saatin sonunda öldün. En son bir saat önceki checkpoint'e gidiyorsun. Doğuyorsun. Tekrar oraya gelmen gerekiyor. Bütün yaratıklar da yeniden doğuyor falan. Elden Ring'de zaten bolca save yeri var. Bir de boss'lardan önce böyle save yeri oluyor. Koymuşlar hepsine neredeyse. O tatlıydı yani. Önceden mesela Souls oyunlarında o kadar uğraşıyorsun. Bir şey oluyor, ölüyorsun, hata yapıyorsun, bir şey oluyor, ölüyorsun, görmüyorsun, ne diyorsun, düşüyorsun. Hayda, tekrar mı oynayacağım diye benim öyle bıraktığım çok oldu. O yüzden bitiremedim. Üzerimdeki tişört bol geliyor. Git git bitmez. Ya bunu hakikaten From Software yapmıyor. Lan bak, Elden Ring'de save yüzünden deli olduğum bir bilemedin 2 an falan olmuştur yani 100 saatte. Umarım Lords of the Fallen'da böyle zorluğunu save sistemine saklamadan bize sunar. Ben ayar oluyorum kardeşim bu olayı. Ne yapayım yani, kendimi engelleyemiyorum. Ayarım. Neyse, oyun 13 Ekim'de çıkış yapacak. Artık çıktığında üzerine 13 Ekim mi? Tamam da bekliyorum seni ha Lords of the Fallen. Bizim oyun. Anomaly. Oğlum benim bilgisayar almam lazım ya. Şuna bir el atın anasını satayım. Yeter ulan. Son olarak buradan da bir haber paylaşmış olayım. Geçen gün işte video hazırlıyordum dedim ya, İngilizce video hazırlayacağım oyunla alakalı diye. İşte onu yaptım, yayınlamış olmam lazım. Video çektiğinde yayınlanmış olabilir hatta. Ama vermek istediğim haber o değil. 100 bin istek sesini geçtik. Onun haberini vermek istedim. Aa. O yüzden de çok teşekkür ederim yani. Bunu görmedim lan ben. Bir istek listesi yani, bu hiç hayal. Enis abi bize de gönderir misin ya, oynarız falan. Hayal etmediğim sayı bu arada yani. Bu kadar yoğun bir yardım olacağını, yardım mı diyeyim buna, ilgi mi diyeyim bilemiyorum artık. Hiç tahayyül etmemiştim. Bundan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Ya. Bir destekçisi Game Garage'ın bu kasasına. Bu kasamızın içerisinde RTX 4070 ekran kartı bulunuyor. Bu 4070 ekran kartları zaten biliyorsunuz oyunculara grafik işleme kapasitesinin yanı sıra DLSS 3 teknoloji. Şu çok tehlikeli ama. Bak mesela RTX off, RTX on, DLSS off demiş. Mesela nasıl RTX off oluyor? Ben anlamadım bu karşılaştırmayı. Şimdi RTX10 DLSS on. Burada RTX10 DLSS RTX off diyor. RTX açık olması lazım. RTX10 diyor zaten burada. Bu DLSS mantığı, frame generation mantığı biraz şey. Yani garip bir sistem. Zaten doğal olarak o sistemde iki tane FPS'in arasına abi AI bir frame sokuyor. FPS demişim. İki frame'in arasına AI kendi frame'ini sokuyor. Yani doğal olarak zaten otomatik olarak, matematiksel olarak 30 aldığın FPS 60'a çıkıyor onu açtığın zaman. Ama işte işlem ekran kartını çok görüyor. Çünkü ekran kartı daha fazla işlem yapması gerekiyor falan fişman. Aslında MS'i arttırıyor, bu gecikmeyi arttırıyor gibi şeyler var. Bu arada arttırıyor. Bir de görüntü kalitesi nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Hiç denemediğim için hiç diye frame generation'la bir şey oynuyor. Çünkü 4000 kartı almanız gerekiyor. Şu an en düşük 4000 kartı 4070 var. Galiba bu ayın sonunda 4060 Ti çıkıyor. 4060 serisi de çıkıyor. 4060 Ti. Temmuz'un ortalarında da 4060 çıkıyor olması lazım. Geldiğimden beri 20 reklam izledim. Onların parasıyla al. Ne diyorsun be abi be?
Dolayısıyla da çok ciddi performans artışı sunuyor. Bunun yanında böyle yayın ve video işlerine de merakınız varsa Nvidia Broadcast'in tüm yapay zeka destekli nimetlerinden de yararlanabiliyorsunuz bu ekran kartıyla. Gürültü engelleme özelliğini kullanabiliyorsunuz, sanal arka plan oluşturma özelliğini kullanabiliyorsunuz, sizi takip eden bir kadraj oluşturarak kameranın sizi gerçekten takip etmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama benim çok ilgimi çeken özelliklerden bir tanesi gözünüz başka yere bakarken sizi sanki kameraya bakıyormuş gibi gösteren göz teması özelliği oldu. Özellikle sunumlarda, hitabet ettiğiniz yerlerde falan bayağı kurtaracak bir özellik. Allah Allah. Kasadaki ekran kartının yanı sıra işlemci... Oha! Tarafında da Intel'in son nesil 4080 istiyorum. En fazla 4090 var Anafes. Gene çiftçi Kemal, gene koylu Kemal. Gene en iyisini isteme. 4080 okey be abi. Benim kart DLSS ama daha kullanacağım bir oyunu oynamadım. Nasıl ya? Nasıl ya? DLSS'i açın abi. DLSS 2 bence müthiş bir teknoloji. DLSS 2 tam ayarında böyle görüntü falan bozmuyor. İşlemcilerinden Intel i5-13600KF tercih edilmiş. Bir oyuncu bilgisayar için gayet yeterli bir işlemci. Bunun dışında render performans konusunda da başarılı bir iş çıkarıyor. Bu işlemciyi soğutması için de içine gayet şık görünen bir sıvı soğutma sistemi kurulmuş. Kasadaki MSI Core Liquid serisi sıvı soğutucu RGB yalnız kasayı bak. Kısmında güzel bir görüntü sunuyor. Kasayı. Stok bana kıyasla çok daha temiz bir soğutma performansı veriyor. Ekran kartı son nesil dedik, RAM'lerde benzer bir durum var aslında. Kasa DDR5 destekleyen bir anakart ile toplanmış ve 32 GB'lık DDR5 bellekler tercih edilmiş. Sizce ne kadardır bu kasanın fiyatı? İç tarafı oldukça geniş ve ferah. Önde ve arkasında yer alan RGB LED fanları da bu tarz ışıklı setup sevenler için gayet yeterli. Eğer kasa ilginizi çektiyse Game Garage'ın RTX 4000 serisi sistemini incelemek için açıklama kısmına bıraktığım bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bir de şöyle bir kilit nokta var. Bir 4000 serisi ekran kartı içeren sistem aldığınızda bu sistem de dahil buna. Diablo 4 de... Altere 77 liraya 5 oyun artı DLC'li oyun serisi aldırdık. Onu geri iade etti. Şimdi de yeni oyunları bilgisayarına kaldırmıyor. Param yok falan filan diye ağlıyor. Hediye olarak geliyor. Diablo 4'ün standart sürümü oldukça pahalı. Yani bu yüzden oyunu kesin alacaktım diyenlerdenseniz, kasada bakıyordum diyenlerdenseniz aklınızda olsun. Bu hediye olayı iki derdiniz birden çözebilir. Yani evet, öyle insanlar iki tane kişi falan. Bakalım abi sizce ne kadardır? Sizce ne kadardır? Samimi cevaplara bakıyorum şu an. Sizce fiyatı ne kadardır? Intel 13. nesil işlemci var. 4070 var. MSI Core Liquid güzel. Anakart da MSI galiba diye gördüm. DDR5 anakart var. Bakalım abi. 37 bin liracık. 37 bin liracık. 1 terabayt SSD de var. Böyle mesela diyorsun ki ben 3 fanlı istiyorum diyorsun. 1500 TL'yi koyuyorsun. Mesela RAM'ler de iyi. Bak Asus TUF Gaming koymuşlar abi. Asus Prime'de gidebilirsin aslında ama DDR5 koymuşlar. Yalnız burada şöyle bir şerefsizlik yapıyorlar. Mesela işletim sistemi seçmiyorsun ya. Acaba şey koyuyorlar mı? İşletim deneme sürümü yüklüyorlar mı? Mesela yüklemezlerse FreeDOS bir sistem geliyor abi.